Şöyle başlayalım. Yani Türkiye yani tabii dünya ile beraber özellikle küresel güney yani kapsayan coğrafyanın tamamında bir yoğun bir proleterleşme, işçileşme süreci yaşanıyor ve buna göre de sonuçta bir emperyalist iş bölümünün bir gereği ve uzantısı olarak da Türkiye toplumu işçileşiyor ve bunun sorunlarıyla boğuşuyor ve siyasal alanda yaşanan gelişmelerin tamamı da bu esas ana hani gelişmenin toplumsal formasyondaki bu değişim dönüşümün ürünü olarak siyasal alanda bir yani yargı alanında işte nedir kültürel alanda bütün şeyde bu temel gelişmenin etrafında şekilleniyor veya buna mecbur hani kalıyor. Dolayısıyla burada bir Türkiye toplumunun yani sonrasında ifade ettiği o meşhur hani sözde bir işte ordusu Türkiye egemenlerinin bir de işte ucuz iş gücü şeyi var. Elinde bir materyali var. Bunun ötesinde kendisini yani bir emperyal küresel düzlemde kendisini satabilmesinin ya da işte bir ileriye doğru hamle yapmasının yani tarihsel kimi şişik iddialar ötesinde bir şeyi yok. Yani öyle bir başka bir kaynağı yok. Böyle bir zıplama yani işte ABD emperyalizminin gerileyişi ya da ABD emperyalistler arasında ABD hegemonyasının hani gerileyişi diye özetlenen yani Çin-ABD kapışması içerisinde yani belki Türkiye'li egemenler işte biz burada yani topluma anlattıkları hikayede işte SİHA'lar, TOG'lar, şunlar, köprüler, yollar, büyük mega projeler filan üzerinden ya da işte Arap coğrafyası, işte Afrika kıtası, Türk Cumhuriyetler, yurt dışı yatırımlar, Türk şirketlerin buralardaki etkinlikleri üzerinden böyle bir şey satıyorlar ama bunun bir birikim, sermaye birikim düzeyinde bir karşılığı yok. Orada aksine gerileyen bir şeyden yani bir dünya ortalamasına göre aşağı doğru giden bir bütün bu şeye rağmen yoğun çabaya rağmen böyle bir ilerleyecek onlara da bir böyle bir barut sağlayacak bir temele sahip değil. Burada temel mesele esas olarak toplumun yoksullaştırılması, işsizleştirilmesi, güvencesizleştirilmesi ve gelecek kuşakların giderek daha fazla Türkiye'nin bir tür Çin, Bangladeş, Malezya gibi bir çalışma ortamına kavuşturulması ve bu sayede de Türkiye'de egemenlerin kendilerini ileriye doğru taşıyabilecekleri bir ortamın sağlanması. Bu tabii kuşkusuz öyle bir demokratik ortamda işte AB ile uyum içerisinde böyle bir özgürlükler ortamının sürdürülmesi üzerinden sürdürülebilecek bir şeye tekabül etmiyor. Yani böylesi bir egemen stratejisinin gereği daha faşist, daha işte otoriter, hangi dille konuşursak konuşalım bir şey ülke yani yönetimi ve işte bir toplumsal hayatın böyle idare edilmesi gibi bir durum var ve bunun ötesinde de bir seçenekleri açıkçası yok. Şimdi burada temel benim hani gireceğim esas tartışma şeylerinden bir tanesi. Şimdi Türkiye'de tabii bir de başka bir noktanın altını çizmek lazım. Şimdi işte sosyalizm, komünizm, Marksizm, devrimci Marksizm, işte proletarya yani ideolojisi ne dersek diyelim. Hani bugün de ne görülmüş Allah rahmet eylesin. Kendisine sosyalizm, komünizm hangi türden arayışları olursa olsun dünyada bizim lehimize esen bir şey yok. Yani bir taraftan yani dünya en büyük işçileşme sürecini, proleterleşme sürecini yaşıyor ama ideolojik olarak, fikir olarak, fikirsel olarak burada aksine gerilemeye devam eden, ışığı sönmeye devam etti. Yani biz devrimci fikrin etrafında insanların toplaştığı ya da işte onun bir maddi fikir olarak alkışlandığı ya da karşılık bulduğu ne yazık ki şeyler yok. En son 90'larda işte Zapatist hareketin böyle bir insanlara böyle bir aa falan olabilir mi falan iyi gelen ya da işte küreselleşme karşıtı hareketlerin böyle bir şeyleri vardı. Yani geride dünyanın hiçbir tarafında işte Kuzey Kore'deki pratik, Küba pratiği
İşte Hindistan, Nepal filan oralardaki yani bir tür pratikler. Ya da işte Çin'e anlam atfeden, işte onun bir işte devrimcilik yani atfeden yaklaşımlar var ama bu ortalama akılla baktığımız zaman, dünyadaki ortalama akılla bakan insan açısından, ezilenler açısından, işçi sınıf açısından ne yazık ki güçlü bir kutup yıldızı olma özelliği yok bizim savunduğumuz fikirlerin bugün için. Böyle bir handikapın içindeyiz. Yani bir taraftan onun nesnel temeli genişliyor, yani bir işçi sınıfı proletarya geliştiriyor. Bir taraftan da fikri olarak biz yani bir gerilemeyi durdurabilmiş değiliz. Elbette haklıyız, bunu görüyoruz. Yani bu bir tür bir bilimsel metotlarla hani düşündüğümüz zaman haklı olduğumuzu, fikrimizin doğru olduğunu, bir cemaatçilikle bu meseleye yaklaşmadığımızı biliyoruz, görüyoruz. Ama böyle bir sorunumuz var. Yani bu da bir pratik bir sorunumuz aynı zamanda devrimcilerin, sosyalistlerin, komünistlerin temel meselelerinden bir tanesi. En az işte bu proleterleşen yığınların devrimci bir siyasal güce dönüştürülmesi sorunuyla iç içe bir şeyi var bunun, bir durum var. Biz şöyle yapmıyoruz tarz olarak, usul olarak. Yani devrimin güncelliği hani anlatıp millete ayar verip yani hadi sokağa falan demiyoruz. Bu gerçeklikle 17 yaşındaki arkadaşımız da 70 yaşındaki arkadaşımız da bu durumla yüzleşecek. Yani bu devrimciliğin, komünistliğin dışında bir arayışa sapmak anlamına hani gelmez. Bunun görevlerini, sorumluluklarını bütün bu şeyiyle, ağırlığıyla sırtlanmak anlamına gelir. Yani bu açıdan da bunu sırtlanmayanlar da yani değişik oyun alanlarına hani sapabiliyorlar. Ama oralarının da Marksizmin yani genel devrimci geleneğinin dışında olduğunu biz yani en genel tarih okumasıyla, tarihsel maddeci bakışla biliyoruz. Yani o açıdan bu iki temel üzerinden zaten buradaki bu fikri alandaki bu sıkıntımız da solun yani bu Türkiye toplumunu 30-35 yıldır bu dönüşüm sürecine ilgisiz bıraktı. Yani bunun tabii kuşkusuz Yalçın Küçük Hoca'nın söylediği gibi yanı da var benim tabii kişisel bir değerlendirmem. Yani orada bir tür bir adı konulmamış bir tür anlaşmalar var. Yani ama bunu tabii şey olarak iddia etmiyorum. Yani bir hani egemenlerle böyle bir anlaşması varmış gibi bir yanı var. Yani Türkiye sol hareketinin ya da işte sınıf hareketinin. Çünkü bu alana dönük herhangi bir yığınak, odaklanma, çaba, yani merkezleri açısından söylüyorum. Sonuçta politikayı belirleyen örgütsel örgütlerin merkezleridir. Yani onların kadroları da kuşkusuz aklı eriyorsa merkezleri bu doğrultuda sıkıştırmaları hani gerekir. Böyle bir odaklanma süreci ne yazık ki Türkiye Sosyalist Hareketi'nde oluşamadı, oluşturulamadı. Dönemsel olarak bazen işçi hareketleri böyle bir alevlenince, herkesin gözüne çarpınca sosyalist solda da biz de bu alanda bir şeyler hani yapıyoruzmuş gibi bir şey oluyor. Onlar da genelde her seçim sürecinde hızlıca kenara konulup esas olarak ana mesele siyaset meselesidir diye şey yapıp oradan geri kalan her şeyi de işte ekonomistlik, işçicilik, bilmem necilik filan işte ilanla mahkum edip kolayca ama bu esas odaklanma yani proletaryanın devrimci bir siyasal güce dönüştürülmesi meselesi devrim meselesiyle de doğrudan devrimin bedeni yani devrimin fikri bunlar çok iç içe hani meseleler. Bunu şey yapan, kenarda bırakan esas olarak kültürel alanda rejim içi liberal hani düzlemlerde saflaşmış toplumun kültürel temelde saflaşmış bu saflaşmaların bir tarafında konum almaya çalışarak ve aslında da hani bir proletaryayla da diyalog kurma zeminlerin fiilen buradan da bu konumlanışla da fiilen buradan da uzak durduğunun altını çizen bir yaklaşımla karşı karşıyayız. Dolayısıyla burada da yani rejimin de kuşkusuz öteden beri çok ciddi bir hazırlığı var 12 Eylül faşist cuntasından beridir. Yani hem normatif düzeyde, yargı alanında bütün
bir bu alanı işte neoliberal emirler doğrultusunda değiştirdiler, dönüştürdüler. Sendikal alanı yeniden dizayn ettiler, yargıyı yeniden dizayn ettiler. Türkiye'nin dört bir tarafına yeni yeni cezaevleri inşa ettiler. Şu an inşaatları süren devasa, ne yapacaklar bilmiyorum. Yani bu demin başta anlattığım meseleyle ilgili. Bütün organize sanayi sitelerinin, bölgelerinin oralarda dev şeyler var her yerde. Ereğli'den Aksaray'a, Niğde'ye, Çorlu'ya, yani her yerde yeni cezaevleri. Bayburt'a, bilmem işte Giresun'a, Espiye'ye, böyle büyük ve aynı zamanda yeni devlet yani binaları, kaymakamlıklar, valilikler, adliyeler. Her tarafta işte o güvenlik aygıtının şeyleri, kalekollar, onlar her tarafı kuşatmış durumda. Yani bir yeniden mekansal düzeyde de toplu, yani o sermayenin öngördüğü geleceğe dönük bir hazırlık meselesi her açıdan yani sürdürülüyor. Her açıdan burada plan, yani sadece yargıda, işte iş kanununda, sendikalar kanununda, kamu ihale kanununda falan hani yani işte belediyeler kanununda dönüşüm değil. Bu bir bütün olarak, bütünsel bir perspektifle Türkiye'de egemenler bu proletarleştirme sürecinin yaratabileceği kendiliğinden ya da iradeli gelişmeleri önleyebilecek, yatağında boğacak her tür hazırlığa sahip gibi görünüyor yani burada. Ve burada da bir şey olarak aslında bir anda da yerellerde toplumun yani her yerde aşağı yukarı gözlemlediğimiz, test ettiğimiz, deneyimlediğimiz ve yani sonuçta bir köşeli bir teorik bir temele oturtmadık ama her yerde karşımıza çıkan olgu, yani işte şu Şanlıurfa'ya da gitseniz, Antep'e de gitseniz, Malatya'ya da, Erzincan'a da, işte Bergama'ya da, başka ne, Soma'ya da, nereye giderseniz gidin. Yerel oligarşik güç ilişkileri var, egemen ilişkilerin bir iz düşümü olarak, bir belki bir iş bölümünün yani bir gereği olarak ve bu ilişkiler içerisinde de yani proletaryanın bugünkü hapsedildiği yerden çıkmaması, bu kuşatmayı, o boyunduruğunun gevşememesini sağlamak üzere böyle yapılandırılmış ilişkiler var. İçinde devletin istihbari, idari temsilcileri var. İçinde şirketlerin oradaki temsilcileri var. İçinde oradaki siyasi partilerin sağdan soldan siyasi partilerin temsilcileri var. Yani sorun tamamının da bu şirketler yapısıyla hani entegre edildiği, bir tür doğrudan ya da dolaylı bir şekilde entegre edildiği ilişkiler var. Bazı yerellerde bu %100'lük bir işçi sınıfı karşıtı blokoja tekabül ediyor. Yani sosyalistlerin tamamının da susturulduğu ya da o ilişkiler ağı içerisinde bir şekliyle dolayımlandığı. Dolayısıyla bu koşullarda işçi sınıfının mücadeleye kalkması, işte direnmesi, örgütlenmesi oldukça zor. Yani bu tamam yığınsal olarak sayı artıyor, şey proletarya korkunç bir bir şeye, cesamete, genişliğe erişiyor. Türkiye toplumunun %80'i bir tür proletarleşmenin sorunlarıyla boğuşuyor. Ama bu hem kültürel, siyasal yani düzen içi bölünmeler nedeniyle hem bu kuşatma nedeniyle bu şeyi aşmak mümkün değil. Kim böyle şey kafada canlansın diye yani kimi örnekler verilebilir. İşte şimdi işte diyelim ki Özak'ta bir direniş var. Şimdi arkadaşlarla uzun uzun hem toplantı öncesi sonrası işçilerle de yani faaliyeti sürdüren arkadaşlarla konuştuk. Yani mesela Kürt hareketi yani işin altına girip bunu yani sahiplenip ve şey yapsa onun kendi önünü de açabilecek bir potansiyel taşıyor ama böyle tekil vekil ziyaretleri dışında meseleyle bir illiyet kurmuyor. CHP yaklaşmıyor. Yani bir tane işte Mahmut Tanal gibi vekilleri var. Her yere koşar şov yapar. Hazır ol bak burada 600 tane şey var. Yani uğramamış bile yani adam hiç böyle bir bırakın şeyi. Aynı şey Erzincan'da Anagold'un etrafında hani oluşmuş CHP'nin de içinde olduğu işte Sarıgül filan hani hikayesinde de görürsünüz. Şileci işinde zaten CHP vekiliyle belediye başkanının yani aynı pozisyonda hani yer alıyor olması hani şey. Ya da Agrobay örneğinde İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı'nın şirketin avukatı Tuncay Özkan nikah şahidi, Gökhan Zeybek CHP'li aile dostu,
bilmem Binali'nin büstü var, AKP'li belediye başkanı, Bergama belediye başkanı şirketin şeyi, marabası, Dikili CHP belediye başkanı şirketin tetikçisi filan. Şimdi bunlar böyle çok iç içe. Sosyalistler var mesela Dikili'de. 2-3 yani 3-5 geldiler sağ olsunlar. Yani işte Dikili Kadın Platformu falan filan. Hadi Dikili Belediyesi önünde eylem yapalım, şeye zorlayalım, kadın üzerinde basınç yapsın adam filan diye. Hiçbirisi toplantılardan bir eylem kararı. Basın açıklaması yapacağız, bir şey demeyeceğiz. Yani adama diyeceğiz ki Adil Bey hani gidin filan hani diye. Yani sosyalistler bildiğin oturduğunda bizim sosyalist abiler, ablalar falan. Yani bizi seven, bizim sevdiğimiz hani insanlar filan. Şimdi bu işte kentin merkezinde böyleyse zaten taşrada daha kesif, daha sert şeyler, süreçler yaşanıyor. Şimdi devrimciler, sosyalistler sınıfsal olarak da daha çok orta sınıf kesimlere, eğitimli, işçi, işsiz kesimlere doğru daralınca, yani şeyi, yani ideolojik etkinliği de giderek daralınca siyasal alanda işte esas olarak 5 yılda bir seçimlerde Türkiye'de bir değişim dönüşümün olabileceği, ama bu değişim dönüşüm hani AKP'nin kaybetmesi, başka bir düzen gücünün kaybetmesi, kazanması doğrultusunda bir yığınağın tarafılar. Yani Türkiye'de yani objektif olarak şey. Çünkü dolayısıyla o zaman bu proletaryanın siyasal düzeyde bir buna odaklanmış ve burada bir siyasal güç yani inşa etmeye çalışan çok sınırlı, cılız bir şey var. Odaklanma çabası var. Çok sınırlı emeklerle, çok sınırlı durumla. Demin anlattım fikri durumu. Şeydeki tabloda bu. Yani inseniz Çorum'a, Çorum'da da benzer bir vaziyet var. Yani onu ben ara ara değişik toplantılarda anlatmıştım. Burada yani bir kimi arkadaşlar açısından tek yazısını da yazmıştım. Uşağı vuran kelebekler gibi şeyde. Şimdi işte işçiler direniyorlar. İşçiler direnirken bakıyorsun işte MHP il başkanı genç bir çocuk avukat. İşçilerin gönüllü olarak avukatı olurken oradaki sınırlı sosyalist 3 tane avukat, oradaki 29 tane faşist, yani bir tanesi CHP'li, geri kalan AKP MHP'li işverenlerin avukatlığını yani yapıyorlar. Burada tezat hani durumlar var sonuçta şeydi. Şimdi bu her yerde, Uşağı inseniz, Denizli'ye inseniz her yerde benzer manzaralar var. Şimdi şeyleri de çok rastlayamıyoruz. Mesela işte şimdi mesela son iş cinayetlerinde Şirvan'da da işte dün Denizli'de de işte maden mühendisi işte arkadaşlar hayatlarını kaybettiler iş cinayetinde. Ama yani mühendis camiasında da kendileri ücretler düşse de yani şey düşse de yani bir bu mavi yakalılarla gelişen hareketlerin içerisinde yer alma işinde halen imtina eden, halen kendini farklı bir düzlemde gören, halen o yükselme vaatleri etrafında şey yapan, davranan eğilim çok güçlü. O kesimler arasında da çok güçlü. Ama bunlardan artık bir şey var. Bu bahsettiğim yerel oligarşiler, bir de nasıl köklerini şeye kadar uzatabilirsiniz. Yani o ayanlar meselesinde Cumhuriyet'in kuruluşuyla beraber her yerelin egemeni orada ölmemiş. Yani belki 10 tanesi tasfiye edilmişse de 990 tanesi oralarda kalmış ve onlar o egemenlik ilişkilerini yani mevcut siyasi iktidarla beraber dönüştüre bugüne kadar gelmişler. Dolayısıyla aslında 300-400 yıllık kökü olan bir egemenlik ilişkisinin bugün bir uzantısından söz ediyoruz. Şimdi toplumu sınıfsal olarak bölmediğimiz ve bunun etrafında bir yığınak yapmadığımız sürece AKP, CHP, MHP bilmem ne filan tarzındaki bir saflaşma, işte bizim mahalle onların mahalle, yani bizim mahalle HDP, CHP'nin hani mahallesi, öbür mahallede işte diğer hani mahalle biçimde ve o dil ve o alandan seslenmeye devam ettiğimiz sürece de burada bir güç merkezi, güç ilişkisi oluşturma ne yazık ki zor. Yani bu çünkü sol algısı da yani bununla beraber etiketleniyor ve yeniden bir ideolojik bir anlam kazanıyor emekçi ezilen topluluklar nezdinde. Şunu söylemek mümkün. Giderek mülksüzleşme, güvencesizleştirme, borçlandırma, tam yoksul güçsüzleştikçe, borçlandırıldıkça güce, güçlüye, devlete, yani devletin siyasi temsilcilerine olan bağ artıyor. Yani burada karşı bir ilişki geliştirilmediği ve ona hani bir kendisini bir güç olarak şekillendirecek bir mekanizma kendi içinden türetilemediği sürece
Yani bu MHP niye oyu yükseldi filan gibi şaşkınlıkla karşılıyor insanlar seçim sonuçlarını. Tamam, bu bununla bağlantılı bir şey. Yani şimdi çocuk askere gidiyor, uzman oluyor. Yani oradan belki MHP kanalıyla kalırsa işte evlendirme hani olanağım olur diye düşünüyor. Yani işte Afyon'daki yörük yoksul yani proleterleşmiş aile. Yani buradan yani bunu da kim sağlayabilir? Bana AKP sağlar, MHP sağlar. Belki işte adliyede işte şey olur, temizlik görevlisi olur, okulda müstahdem olur, bilmem nerede ne olur, garanti olur hayat filan gibi bir muhtaçlık ya da işte sosyal yardıma muhtaçlık yine bu devleti temsil eden siyasal ilişkilerle toplumun emekçi kesimlerini, proletaryanın geniş yığınlarını ona mecbur bırakan bir sonuç üretiyor. Karşı bir güç inşası, alternatif ve kendisini bütün bu bağlardan kopartacak bir şey temeli geliştirilemediği sürece. Yani bu şey, bu yerel oligarşik yapı, yani yapılar, yani burada açığa çıkmış. Bunlar tamamen bu proletaryanın gerçekten bir isyanını kontrol etmek, bunu denetlemek üzerine tesis edilmişler. Yani sendikalaşma faaliyetleri de biliyorsunuz E-Devlet hani üzerinden oluyor ve Türkiye Cumhuriyeti'nin egemenleri saat saniye oradaki gelişmeyi, yani hareketi, her bir lokasyondaki hareketi izleyebilme, gözleyebilme olanağına sahipler. Yani geçmişte noter sisteminde bir parça daha bağımsız bir ilişki kurma ve bu ilişkiyi gizleyebilmenin noter dışında bir şeyi var, denetim şeyi yoktu ama şimdi bunu çok saniyelik denetim mekanı ve saniyelik müdahale şeyleri oluyor, pratikleri oluyor. Şimdi bir, solun buna dönük arayışı yok. İki, sendikal alanda çok uzun zamandır, özellikle 2000'lerin başından beridir bir yani eski tip sendikacılık, yani işte o kamuda işte semirmiş, gelişmiş yani sendikacılık bir şeye varınca, devletin kendisi de bir şirket mantığıyla taşeronlar üzerinden kamu personelini İslam rejimi buna dönüştürünce, burada da işte mantık sendikaları da hem sendikalar kanunundaki değişikliklerle beraber şeye entegre ettiler. Yani TİSK'in, Türkiye İşveren Sendikaları'nın geliştirdiği ideolojik programlar ve bunun etrafındaki ilişkilere Türk İşi, Hak İşi, TİSK'i buna entegre ettiler ve herkes de bu şeyi, atantı kabul etti. Yani buna köklü olarak disk içinden de bir itiraz gelmedi. Zaman zaman, yani her zaman genel merkezinde, yönetim kurulunda sosyalistler de olmasına rağmen buna özellikle Koç Holding İnsan Kaynakları Departmanı'nın hani geliştirmiş olduğu şu anki TİSK'i ve yöneten ilişki, onların belirlediği ilişki. Yani Türkiye'de hem taban ücreti, MES sözleşmesinin hem taban ücreti, asgari ücreti, yani Koç Holding'in İKAS'ındaki bu burjuva tipler, profesyoneller belirliyor ve o politikayı onlar hani şey yapıyor. Yani bunlar ne derse rejimin şeyi, yani Türkiye'deki ücret, yani buna göre şekilleniyor. Orada da daha önceki birkaç toplantıda söylediğim gibi işte 2002'den 2020'ye gelindiğinde bir metal işçisinin ücreti işte 4 asgari ücret seviyesinden işte 1.2 civarında şimdi bu seviyelere doğru, yani asgari ücret seviyesine doğru geriletilmiş. Yani bu açık ihanet ilişkisinin en somut hani simgeleyen şey Türkiye'deki bu işçileşme, ucuz iş gücü politikalarının en somut göstergesi de orası aslında. Yani bir taraftan asgari ücret bu durumda, emeklilerin ücretleri asgari ücretin de aşağısına doğru indirilirken, burada da yani bu şey, TİSK'in kurduğu bu yapı, yani TİSK'i de içerisine alan bu yapı, tabii sosyalistlerin suskunluğunu da satın alarak yani yapılan yani bu yapı, işte Türkiye toplumunun bu vahşi işçileştirme, mülksüzleştirme sürecine karşı da işçi sınıfının yalnız bırakılmasına, onun sesini, onun çaresizliklerine, feryatlarını dile getirecek bir platformdan da yoksun bırakılmasını
sağlamış olmuş oldu ve aslında Türkiye siyasi sağıyla temsil edilen ülkücüsünden siyasal İslamcısına onlara bir krediyi bu taraftan objektif açıdan söylüyorum bunları. Yani bir karşılığında para aldılar, bilmem ne aldılar falan değil. Sonuçları itibariyle böylesi sonuçlar yani doğurdu. Yani Türkiye'de sonuçta kont gerillası ile işte bu işte TİS'teki bilmem ne düzeni ile hani Koç grubunun özel bir şeyi var. Hani uluslararası emperyalist merkezle en entegre yani şeyi nedir? Sermaye topluluğu ve bunun da böyle bir özel bir ayrıcalığı var. Tavanı ve tabanı yani belirleyen ve güç ilişkilerini belirleyen, Türk metali yöneten, TİSK'i Türk metali aynı anda yöneten ve aynı anda da aslında bu üç konfederasyonu da belirleyen bir hiyerarşik, yani içinde bir tür bir hiyerarşiyi de iyi takip edenin görebileceği ve buna göre de toplumu şekillendiren bir şeyleri var. Yani bazen genel grev falan diye solda öyle naifçe söyleyenler oluyor. Genel grev, işte Koç İKAS'ı genel grev yani kararı alırsa Türkiye'de genel grev olur yani bu konfederasyonlar eliyle ancak o koşulda olur. Onlar derlerse genel grev olur. Başka tür Türkiye'de genel grev ancak fiili olarak aşağıdan yani gelişen bir biçimde yapılırsa olur. Bu da bir boyunduruk yani işçi sınıfına geçirilmiş bir boyunduruk. Buradan da kurtulmanın yollarını arıyoruz. Yani bizim bütün çabamız yani bu hem siyasal düzeyde, hem sendikal düzeyde, hem kültürel düzeyde yani işçi sınıfının her açıdan çitlendiği ve boyunduruk altına alındığı bu mekanizmaları dağıtmadan, geriletmeden yani burada bir farklı bir kamplaşma, saflaşma yaratmadan ne yazık ki Türkiye'de devrimci bir gelişmenin olması, işte bizim bildiğimiz anlamda devrimci bir siyasallığın gelişmesi diye bir şey söz konusu değil. Yani o Yalçın Hoca'nın dediğine vurgu yaptığım kısım şu, yani sanki bir 90'ların ortaları itibariyle bir anlaşma var. O bunu daha çok Yalçın Hoca bu şeyi İran işte Komünist Partisi, Türkiye Komünist Partisi, Afganistan Komünist Partisi'nin aynı dönemde bir operasyona uğradığı ve Sovyetlere bir tür bir şey yani İngilizlerle yapılan bir anlaşma olduğu bir tür saldırmaz yani Sovyetlerle İngilizler arasında bir, yani yazılı olmayan bir anlaşmanın olduğu ve aslında Cumhuriyet'in kuruluşundan sonra bu peş peşe aynı bir aylık bir evrede buralarda bir ki devrimci unsurlar tasfiye edildikten sonra da aslında rejimle daha hayra hale gelen bir tür rejimle bir ortaklaşmış bir yani dolaylı olarak ortaklaşmış bir komünist hareketten söz ediyor bir döneme dair ve aslında diyor ki sonrasında büyük şey yok, sola dönük, komünistlere dönük operasyonlar yok, dönemsel cezaevi, tutukluluk falan ötesinde ölüm yok, şu yok, bu yok, daha ki 70'lere kadar onun izini getiriyor her üç ülke açısından. Burada da benim hani şey yaptığım, gözlemlediğim bu haksızlık etmemeye de çalışaraktan aslında 90'larla beraber yani devrimci yapıların da giderek tasfiye edilmesi yani ile beraber burada işte demokratik alan diye bir alan var. Yani işte seçimlerin de içinde olduğu, basın açıklamaların ve benzeri işte kültürel, sosyal etkinliklerin, bu tip etkinliklerin de içinde olduğu bir alan var. Bu alan bazen genişliyor. Genişleyince işte tünelden Galatasaray'a yürüyüşler yapabiliyoruz. Sol bazen daralıyor. Galatasaray'da açıklama hani yaptırmıyorlar bazı dönemlerde. Ama işte seçime girebiliyorsun, propaganda yapabiliyorsun, her türlü bilmem ne yapabiliyorsun ama şeye bulaşmıyorsun. Yani proletaryanın olduğu alanlarda yaşamak, çalışmak, oralara yığınak, orada kalmak, orada bir... Buralara girmiyorsun. Yani sözel olarak bazen söz seslendirebilirsin. İşte 1 Mayıslar filan hani olabilir yani işte mitingler ama burada bir örgütlenme, bu sanayi havzalarında bir örgütlenme, yani bu proletaryanın geniş... bu bedenin içerisinde bir güç olmaya çalışmaktan imtina eden, buradan kaçan, buraya doğru çubuk bükmeyen bilinçli bir şekilde bir şeyden söz ediyoruz. Türkiye'de sosyalist bir komünist hani hareketten söz ediyoruz. Yani bunun aksini gösterecek davranış şeyleri ne yazık ki az gözlemliyoruz. Çok sınırlı sayıda topluluk var bu doğrultuda bir çaba içerisinde olan bir topluluk var. Ama bu konuda bir tırnak içerisinde bir uzlaşma varmış gibi herkes bu doğrultuda davranıyor. Yani
Bu da işte aslında bugünkü yani şeyi tablonun yaratılmasında egemenlerin elini çok fazla güçlendiren, rahatlatan bir fonksiyona tekabül etmiş oluyor. Ve dolayısıyla burada esas olarak ben işte holdingler ve holdingli güçler diyorum. İçinde resmi, gayri resmi, sol, o, bu herkes var içerisinde. Yani TÜSİAD'ın başına Elazığ madenli bir Alevi, iş kendine sosyalistim diye ara sıra şeylerde hani şey yapan bir abiyi koyuyorlar. O etrafında böyle bir network'te işte solun içerisinde olan bizim de tanıdığımız değişik sosyallikte insanları uzmanlar olarak koyuyorlar filan. Yani böyle bu yönetişim içerisinde herkes bir şekliyle dolayımlanıyor bu ve temel yani şey bu duruma, bu yapıya yani bu vahşi sömürüye, bu iş cinayetlerine, bu işte yüz binlerin meslek hastalığına yanına rağmen ses çıkartmamasına, buna yakalanıyor sürekli insanlar aşağılanmaya, tacize, hor görülmeye karşı ses çıkaran, yani şimdi buna karşı bir şey yapamaz insan. Şimdi yapı böyle olunca, %100'lük bir blokaj olunca karşıdan sen diyorsun ki ya Ayşe niye siz örgütlenmiyorsunuz, direnmiyorsunuz? İş yerinde sana sendika var. Hadi sen diren kapıya koyuyor şeyde, direkt otomatik olarak. Hayatı karıyor. Şimdi bir şey deyince mafya arıyor. İşveren tehdit ediyor. Amir tehdit ediyor. Oradaki siyasi partinin yöneticisi telkin ediyor. Ya işte aklınızı başınıza alın. Yani Divriği'de biz işgal ettik şeyi. Ocağı çıktık. 700 tane işçi var. MHP, AKP, CHP belediye başkanı, ilçe başkanları hepsi geliyor aynı şeyi söylüyor çocuklar ama tamam haklı olabilirsiniz ama burada da bu işte bu var. Yani buna da hani bir azla yoksa buradan göç etmek zorunda kalırsınız. Yani başka yere ocak kapanırsa filan. Yani üstü kapalı tehdit edici. Yani jandarma komutanı da aynı şeyi söylüyor. Vali de aynı şeyi söylüyor. Müftü de aynı şeyi söylüyor. Cemevi'nin dedesi de aynı şeyi söylüyor. Yani herkes aynı şeyi söylüyor. Yani herkes sana aynı şeyi telkin ediyor. Şimdi bakıyorsun şirketin yönetiminde sosyalist adam. Bak şimdi bir anlatayım. Yani bizi işte linç ettiren ya da bizim işte aklımızda öyle davalar açtıran şey eski halkın kurtuluşçu. Bir tanesi o eski dev yolcu. Maden şirketin 5000 kişilik ocak, bir tanesi CHP'li. Bir tanesi AKP'den belediye başkanı adayı, milletvekili adayı. Yani ilk 5'te girenler bunlar ve oradaki bütün o sosyalliklere bağları var. Yani o beraber yiyip içiyorlar falan. Yani şimdi böyle. Şimdi şirketlerin çoğunda yapılar böyle. Yani işçiler de daha çok Tayyip Erdoğan bunu çok başarılı kullanıyor. Takdir ediyorum yani o yanını. Yani sonuçta bu mühendis, yönetici, amir, şirket yöneticileri yani bu markette de böyle, depoda da böyle, ocakta da böyle. Yani tarım işletmesinde de böyle. Yani oradaki yönetici takımı yani o tacizi, mobbingi, hakareti, küfürü, yani baskıyı, yoksullaştırmayı, ücret gaspını yapan bu takım yani kültürel olarak işte beyaz yakalı. Yani böyle bir gezici de diyebilirsin. Bazen Ali İsmail'de paylaşırken görebilirsin. Nazım'dan ya da Kemal Atatürk koyar, bilmem ne koyar. Yani bir işçiler patronun sosyal medyasını göremiyorlar ama onların işte Instagram'ını, bilmem ne hesaplarını görüyorlar. Erdoğan da bu işte monşerler yok bilmem neler filan derken yani bu kesimi çok rahat işçinin aslında öfke duyduğu somut olarak onun şeyini yapan tipoloji bunlar. İslamcısı da olsa kahvaltı yapıyor. Yani orada bir brunch'tan bir paylaşım ya da işte biz işte Karadağ'dayız şimdi oradan bir şey onu görüyor oradaki şeyi. Ve bunun tamamını yani o Erdoğan da bunu iyi manipüle ediyor. Tamamını bu bunların temsil ettiği siyasi şeyle ilintili sayıyorlar. Yani işte CHP'ymiş, bilmem neymiş, filanmış gibi. Gidiyor öfkeyle basarken aslında o yöneticisine karşı öfkesini şey yapıyor. Yani kusuyor. Ya istisnasız her yerde böyle. Özak Tekstil'de de böyle. Gidin Anagolt'ta da böyle. İstisnasız her yerde bu tiplerle hani karşılaşıyoruz yani. Her yerde, hep iş yerinde. Biz işte rahmetli Tayyar'la beraber Polyak Madeni'ni bastık, girdik güvenliklerle kavga ettik, girdik şeye, oturduk adamla. Ücretsiz ne çıkartmışlar? Genel müdür Fatih Bülent Taşkın diye bir abi. Girdik içeriye işte dedik ki yalnız şunları geri aldıracaksınız. Şimdi bugün yapacaksınız. Şöyle yapacaksınız. Bak şunun yüzünden böyle attık falan. Ya işte bir durum ses yükseldi. Ya işte dedi ben de dedi sizin geçtiğiniz yollardan geçtim. Nereden geçtiyse işte ot dedi. İşte nereden 78'de falan. 78'de olabilecek en doğru yeri. Neresi derinci oldu? Ot 78'de o şey işletmenin müdürü. Yani şey dedim sen şimdi olabilecek en alçak yere geçmişsin. Yani bu işleri yapıyorsun. Yani pandeminin ortasında ve bilinçli olarak bunları böyle yapıyorsun.
Yani sarı sendika hani şey yapıyorsun, buraya diktiriyorsun. Sen ne olabilecek en doğru yerdesin. Ama bu adamlar yapıyorlar. Aynı adam işte jandarma komutanını, alay komutanını falan çağırıp hakkımızda bunlar terör örgütü bilmem ne filan hani işi yapıyor. Aynı adamlar yani bu kadar geçişken. Aynı adam işte AKP vekili görünce yalakalık hani yapıyor. Aynı insanlar. Yani hep beraberler otururken kalkarken. Yani dolayısıyla burada şey yok. Yani düzenin kurduğu, egemenlerin kurduğu bu yapıda neredeyse boşluk yok. Yani herkes şey içerisinde. Şimdi bunun teşhiri biz o yüzden biraz yani yoğun olarak esas olarak bu yapıyı hani Anadolu'da küresel fabrika dediğimiz zaman bu küresel merkezden başlayıp aşağıya doğru yani o yerel oligarşilere kadar uzanan bu ilişki biçimi yani bu böyle bir ahtapot gibi her taraftan bir işçinin hareket etmesini korkutucu bir ilişki çünkü çok dehşet verici bir ilişki. Yani bize üye olan varsa mücadeleci bir sendikaya üye olan 10 işçiden yani şimdi bir sistemden sarı sendikadan istifa ettirerek yapıyorsan bir de bunu yani herhangi birisi çünkü o sistemde görüyor istifa ettiğini. Yani onun mutlaka 9'u yani o hafta içerisinde geri çevriliyor. Yani değişik telkin, ikna, tehdit, satın alma mekanizmalarıyla yapılıyor bu işler yani. İstisnasız. Yani şimdi şeylerin Halit'lerin ya eski sendika taşeron PTT sen genel başkanı Halit eski şimdi yönetim kurulu üyesi. Şimdi bir yerde bir fabrikada çalışıyor. Yani işten atıldı, direndiler 100 gün. Yani şimdi Halit'lerin kurduğu sendika 7000 üyeye ulaştı. Ama şimdi bunlar bir şey yaptılar. Yani yanlış bir iş yaptılar şeye göre, egemen yapıya göre. Şimdi bunlar genelde işte PTT'ye kim girer? İşte AKP, MHP kanallığıyla girersin %95 oranında. Hani AKP, MHP teşkilatları dolaylığından geçmemiş. Kimsenin PTT'ye girme olanağı yok. Ama bu arkadaşlar işçilerdi. Kendileri de öyle bir siyasal kültüre şeyden gelen arkadaşlardı büyük oranda. Yani %80'i 90'ı böyleydi. Ama orada çıkıp bu sarı sendikal nizam dışında doğrudan işçiler tarafından, taşeron işçiler tarafından bir şey kurulunca, bir yapı kurulunca devlet, siyaset bütün mekanizmalarıyla bunların derdest edilmesi, hepsini attılar yani hepsini işten attılar. Yani ne demek yani böyle bir siz toplu sözleşme yapacak düzeye geldi toplu sözleşmeler yaptılar. Ama tamamını kazıdılar. Yani tamamını attılar ve halen o şey ardılları da kafasını ezme şeyini sistematik olarak sürdürüyorlar. Tamamını hiç istisnasız. Şimdi böyle bir yapı. Çünkü onlar diyorlar ki yani kim ulan taşeron işçi gelecek benim karşıma oturacak kendi hakkını hani savunacak. Şimdi bu onlar açısından sınıfsal olarak da şey. Yani orada kendilerinin dikmediği o sarı sendikal yapılar içerisinde görevlendirilmediği kişiler dışında, nizamın dışından birilerinin bu sorumluluğu alması ve bu yapıyı çünkü o kurduğu, kamuda kurduğu genel sendikal yapıyı ya alternatif bir odak geliştiriyorlar onlar. 7 bin kişi de üye olmuş yani şeyde. Şimdi bu yapı tehlikeli. Eğer bunlar burada başarırsa o kamunun diğer taşeron örgütlenmelerinde de aynı şey bir domino etkisi yaratır ve bütün sistemi yani çökertir, kilitler orada diye. Şimdi dolayısıyla o yüzden büyük bir merkezi operasyonla bunların derdest edilmesi, şimdi Halit gibi işte gidip fabrikada işçilik yaparak yani bir duruşunu korumayı, örgütlenmeyi sürdürmeyi, yani orada tutunmayı devam ettirebilmek istiyorlar. Şimdi burada biz, şimdi yapı bu, durum bu, işte bizim şeyimizin durumu bu. Şimdi burada bunun karşısında hani ne yani bunun yolları var hani karşısında bu kadar kesik bir karanlık zor bir şey yapı. Şimdi bu yapı böyle tanımlamazsak sanki böyle işte sosyalizm, komünizm, devrim hadi siyasal hani bir miting yapınca yüz binlerce bildiri dağıtınca bilmem hani basın açıklamaları işte piknikler, geceler bilmem neler propaganda faaliyeti yapınca bu iş çözülürmüş gibi. Hayır o sana gelmek istiyor ama gelemiyor yani gelemez yani bunun şeyi. O yüzden niye? O zaman buna oralara odaklanmış ve oralarda yaşayan, davranan filan bir güce ihtiyaç var. Yani şeyi olan bu olan bir senkronize bir güce ihtiyacı var. Yani o emekçilerin yaşadığı alanlarda yaşayan, hani orada ışıklanmayı sağlayan, orada değerler etrafıyla yaşayan devrimcileşen işçilere, devrimci kadrolara ihtiyacı var bu toprakların. Yani daha çok yani en acil ihtiyaç nedir derseniz en acil ihtiyaç işte bu enerji maden işte OSEB tarım platoları
bu havzalarda, hizmet sektörü buralara konumlanmış, odaklanmış ve kendi arasında bir senkronizasyonu olan bir güce ihtiyacımız var. Şimdi bu olmadıkça hani bir merkezi bir güce ihtiyaç var. Bu karşı güç karşısında yani planlama da yapabilen, organizasyon yapabilen ve dayanışmayı merkezi olarak da geliştirebilen, örgütlenmeyi, müdahaleyi, mücadeleyi merkezi olarak da değerlendirebilen bir güce ihtiyacımız var temel düzeyde. Şimdi şeyi görüyorsun yani işte Pettersen örneğiyle verdiğim şeyi yani belli yerlerde işte ya da Soma'da yaptığımız şeyi o şeyi kırıyorsun. Yani halkın etrafındaki o emekçi kesimlerin tabakaların da sevgisini, sempatisini, güvenini kazandığın andan itibaren o karşındaki bu yapının kendisi acizleşiyor. Yani tam saldırganlaşıyor yer yer. Ama o kadar da işlemiyor aynı biçimde. Yani o kadar da şey yapamıyor, üstüne gelemiyor. O sevgi, o güven ilişkisi senin korunağına dönüşüyor birden. Yani bir tersine çeviriyorsun o ilişkiyi. Ama oraya gelinceye kadar bir dizi emek, bedel, yani adam bir şey görünmesi lazım. Sana inanması lazım. Sana 100.000 soru sorması lazım. 100.000 yanıt ve seni sınaması lazım. Sonra öyle sana güvenmesi lazım. Bu güven olmadan yani bu güven ilişkisi kurulamadan Türkiye emekçi yani sınıflarıyla onun bölükleriyle ya da Ermenek'te yaptığımız şey yani bu kırılıyor. Karşısında Ermenek'te yani %100 Yörük havzası ve AKP'nin de Türkiye rekoruna işte Sarıveliler'de %98 oy alıyor. İşte şeyde Ermenek Güneyurt'ta MHP, Ermenek'te İYİ Parti hani var orada son dönemde kırılmış oluyor. AKP'li bir çizgiden gelerek bir yozlaşma sonucu işçiler tepki olarak değişmiş ama bu blokaj devletin bütün şeyine rağmen yani hakkımızdaki olumsuz, negatif, sürekli kesintisiz propagandasına rağmen bu güç merkezlerinin propagandalarına rağmen oradaki bütün halk, o havzadaki bütün halk oradaki işgal bile yani radikal bir şey işgal. Yani pat patlarıyla, traktörleriyle her gece orada 300 kişi, 500 kişi onun etrafında toplanıp burada işte oradaki bu toplantılara kendileri de dile gelen. Yani 50 yıl, 70 yıl ne yaşamışsa o sömürü süreci içerisinde bunları kusan. Ve çünkü bir güç var artık oradaki o iki aile ve etrafındaki o oligarşik ilişkinin karşısına çıkmış. Ve o güç ilişkisinden ezilmiş, 70 yıl boyunca ezilmiş olan millet bütün şeyini kusuyor ve o gücün etrafında kenetlenebiliyor hızlıca. Ve o da sana müdahale edemiyor. Biz 4 gün Konya, Mersin yolunun üzerini kapattık, durduk orada. Normalde 2 dakikaya kaldırabilmesi lazım ama bütün oradaki halk 2000 kişi toplanıyor. O barikatın arkasında. Orada oluyor, orada yaşıyoruz. Ama onu kaldıramıyor o kadar. Çünkü AKP vekili destek açıklaması yapmak zorunda kaldı. Kimse MHP'li belediye başkanı direnişi işgale yemek göndermek, otobüs sağlamak, bilmem ne yapmak zorunda kaldı. Çünkü halkın şeyini görüyor. Yani burada bir blok olarak duruyorlar ve bir blok olarak bu şey bu tutum, bu proleter tavır çünkü onun ötesinde bir siyasi malzemesi yok. Seçmeni bunlar. Yani şeyi bunlar. Şimdi demek ki bu benzer bir şekilde 100 noktada hani benzer bir şey ve bir tür bir senkronu olsa bunun. Yani böyle bir davranışın. Demek ki başka bir siyasal gücün bu topraklarda yani düzenin ve egemenlerin karşısına çıkartılmasının zemini de buralarda. Ama bu çok fazla emek ve odaklanma gerekiyor. Şimdi 7000 kişilik, 5000 kişilik, 10.000 kişilik, 500 kişilik, 300 kişilik üyeleri olan sosyalist komünist güçler var Türkiye'de. Ama şimdi böyle bir odaklanma yaratsa yani 500'ü ya da bir 50'si böyle bir yere hani toplamda 50'si bu taraflara doğru böyle bir şey yapsa yani yüzünü çevirse, enerjisini çevirse, pozisyonunu çevirse tabloyu değiştiririz. Yani o kadar da şey yani o açıdan. Yani düzen bu kadar demin anlattığım kesip tablo karşısında tersine doğru yerden doğru hatla gidersen hızlıca da şey olacak yerler. Şimdi Aksaray'da oradaki meşhur eski TÜSİAD başkanının direnişi kırmak için bok döktüğü, inek dışkısı döktüğü kamyonlarla fabrikadan oradaki direnişin içerisinde olan bir arkadaşın işçi Orhan yani çocuk ülke ocağında büyümüş. Yani ama o direniş sürecinde biraz yani kafasında ya bu ne oluyoruz biz hani biz bu başka derler için polis gelmiş bilmem ne bak o bunlar herkes tehdit etmeye bilmem ne yapmaya dikle bir çocuk. Yani 12 yılım ocakta yattım kalktım falan hani diye. Şimdi bu çocuk diyor ki abi diyor ben aslında devrimciyim hani
Yani sosyal, ben diyor yani kalbim, yani her şeyim, ruhum devrimci. Ama diyor aklım diyor şimdi diyor sağdayım diyor. Yani mecburen, çünkü ben diyor, şimdi burada diyor desem ki ben işte böyleyim desem, beni bu mahalleden kovarlar. Kimse selam vermez, ben deli olurum yani burada. Yani ben deli yaparım. Ama benim burada bir etkinlik alanım var. Yani burada şimdi bir sosyallikte insanlar seviyor, bir şey yönlendirebiliyorum, bilmem ne yapabiliyorum. Bunu kaybederim. Yani böyle bir şeyi kaybederim. Yani yani orada önder bir işçi. O yani şey, işçiler lehine olan tutumunu derinleştirerek sürdürüyor. Ama bu bir politik geçiş için Aksaray'da ona da güven veren, onun da hani şey olacağı bir başka bir ilişkinin şekillenmesi lazım. Onun da öyle geçişi yapabileceği biçimde duracağı başka bir ilişkinin türebilir. Ya da işte Kangal'da son termik santral direnişine de önderlik eden Sami diye bir arkadaş var. Sami şimdi şey demir eksportun altın madeninde çalışıyor çocuk aynı zamanda. Orada Sarı Sendika'yla da tokuşuyor. Ama bu Nizami Alem Elbistan Ocağı Başkanı üniversitedeyken, sonra Kangal Nizami Alem Ocağı Başkanı, sonra BBP, yani orada şeyi de BBP yani yöneticisi, yani orada belediyede BBP'de belediyede başkanı seçilmesini sağlayan, yani yerelde de sevilen bir çocuk Sami. Oradan 3 kişi işten atılmış, Köseoğlu diye bir maden firmasına almış onları, gitmiş şeyin kapısına, işletmenin kapısına, demiş ki bunları geri alacaksınız demiş. Adam da alırız almayız, almazsanız yarın 1000 kişiyle geliyoruz buraya demiş işe. O ara Ocak'tan parti binasına gelmiş, neydi BÖP'nin başkanı, vatandaşın, Mustafa, ne? Destici aramış bunu. Ya işte Sami ne yapıyorsun, iyi misin, nasılsın falan, iyi başkanım buyur falan filan. Ya demiş Alçın Bey burada, Köseoğlu grubun başkanı, yani işte rahatsızlık vermişsin. Sen bu işlerle uğraşma Sami'cim, yani sen işte vatan millet filan, ne demek demiş yani, Kangal'ın dirliğiyle, birliğiyle uğraşmak bizim görevimiz değil mi Sayın Başkanım falan demişim. Burada gariban insan, bunların işten çolukları, çocukları var. Bunu hani nasıl ben bunlara sırtımı hani dönebilirim filan diye. Ben yapamam öyle bir şey, kusura bakmayın Sayın Başkan falan diyor. Tık iki saat sonra görevini alma yazısı geliyor. Yani şeyde partiden atıyorlar. Yani şey, holding Köseoğlu grubunun başkanı vuruyor. Görevden alıyorlar yani eleman. Oradaki şey direnişinde, Disk Enerji Sen'in hani o örgütlenme işinde de hani yani o yönlendiriciliğimizle orada da o direnişi koruyan, sendikayı koruyan ve o şeylerin arkasında duran, orası kendi işleri değil ama orada bir şeyi var, etkisi var. Şimdi Sami diyor ki, abi diyor, şimdi diyor buraya kadar diyor, buradan öteye geçersem diyor, yani şimdi İyi Parti'ye geçti. Şimdi buradan öteye geçersem diyor, burada diyor, buradaki pozisyonun bütünüyle biter diyor. Yani şeyi görüyor, yani bir hakikat dünyasını, patronlar, oradaki yerel oligarşi, devlet, yani gelip işte kendisiyle konuşan MIT'çi, işte şey Sivas Emniyeti terörle mücadele şeyi, yani bunları anlatıyor. Bütün herkes geliyor yani, uzak dur. Ya o da aynı şeyi söylüyor, vali de aynı şeyi söylüyor, yani müftü de aynı şeyi söylüyor, kaymakam da aynı söylüyor, siyasi parti genel merkezi de, MHP'de, AKP'de aynı şeyi söylüyor. O da o zaman yani diyor ki bunu, mesela herkes bunu idrak edemez ama bu zincirin içerisinde böyle idrak hani edip doğru pozisyon alan, bu Maraş'ta da böyle figürler var, her yerde böyle figürler var. Yani şey içerisinde bizim mücadele ettiğimiz arkadaşların %90'ı MHP, AKP, BBP, Saadet filan o geleneklerden gelen arkadaşlar. Hepsi yani cemaatçi geleneklerden hani gelen arkadaşlardan. Şimdi bizim nedir onun adı? İşte Süleymancı ama direnişçi çocuk, böyle gece ben kalkarım böyle bakarım orada Kur'an okurken buluyorum şey direniş şey saat 4'te okuyor, ibadet ediyor ama direnirken de böyle şey direniyor, ibadet ederken huşuyla direniyor, şimdi korkusu yok, şeyi yok, sakin yani böyle bir teri, yani şey saldırırken de gözaltına alınırken de sakin, şeyi yok ve her hiçbir şeyden yani şey böyle bir geri durmuyor. Bir tek bu son seçim sürecinde beni 10 defa arıyor. Diyor ki ya işte senin haberin var. Hani cemaat bir şey tavır alacak Süleymancılar. Ama bu onların yani olur ya AKP derlerse vermeyecek ve ilk kez şeyle cemaatiyle de şey yaşayacak. Yani bir sıkıntı yaşayacak. O onu huzursuz etmiş yani.
O yüzden haftada böyle 3-4 ya bir şey yansıdı mı size? Bize henüz bir bilgi yok. Sonra heyecanla aradı. İşte şey yani bir tür İyi Parti demişler. Yani bir merkez şeyde. Böyle bir hani o sonuçta o blok içerisinde. Ama şimdi diyeyim ki seni de bu bloğu hani orada değil bu blokta görüyor. Yani bu tarafta görüyor yani biz de işte İyi Parti'nin hani demiş ya biz de burada hani olduk filan gibi hani görüyor. Ama şimdi bu bütün coğrafyada bunun şeyi var. Ama burada bir güç şekillenmediği sürece de bu yönde arayışı olan yani insanlar sahanın içerisinde yani bir parça sosyal adaletten söz eden siyasi akımlara doğru yani seyir. Yani oralarda oyalanma. O yüzden yeniden Refah diye bir şey türettiler. O yüzden işte öbür tarafta Hüdapar diye bir şey türetiyor bilmem şey. Onun içerisinde farklı böyle bir değişik şeylerle buradan buraya geçişi çoğunda yani MHP'den BBP'ye geçişi bir tür bir sosyal adaletçilik. Yani öyle bir kopuş, sınıfsal bir şey kopuş gibi okuyan. Yani çünkü şeye geçemez zaten. Şeytani tarafa yani geçme işi için başka kudretlenmeler hani gerekir. Başka güçlü kopuş dayanakları gerekir ve güç ilişkileri gerekir. Kendisini de tutacak, kendisini de koruyacak, ailesini de koruyacak, şeyi de koruyacak güç ilişkileri, alternatifleri gelişir. Şimdi biz işin bu tarafındayız. Yani böyle bir noktadayız. Böyle bir noktada şöven olmayan, yani asla bir şöven tutuma prim vermeyen, genel komünist ilkelerden asla taviz vermeyen, bunu da hani konuşmaktan falan da imtina etmeyen, yani bir tür bir açıklık, yani bir devrimci komünist açık olur. Yani işçilerle kurduğu her ilişkinin tamamında açık davranmazsan, yalanın hani idarecilik yaparsan, o böyle bir onun suyundan gidersen o gelir seni vurur yani. Yani o döner yani seni vurur derken, yani seni boşa düşürür, seni etkisizleştirir öyle bir ilişki biçimi. Dolayısıyla hakkında ne derlerse desin, senin onlarla beraber oturup kalkman, toplanman, konuşman, davranışların falan şeyi belirliyor. Yani onun esas olarak baktığı noktalar burası. Yoksa onun birisi gidiyor, herkes de devlet onu arıyor, öbürü bilmem AKP teşkilatını arıyor, oradan arıyorlar, buradan arıyorlar ama yıldıramıyorlar. Yani bizim şey direnişinin arkasında yani her gün bir propaganda, her gün o tazminat mücadelesi sırasında, her gün işçileri geri çağırmaya dönük. Yani biz de aksine bak onu kırmak için ne yapıyorduk? Diyorduk arkadaşlar neredesin? Şimdi burada hangi parti var? MHP'ye, BBP'ye, AKP'ye hani ne varsa sanayi odasına, kaymakama, valiye herkese gidin toplu ekipler oluşturun. Bizim bu sorunumuzu çözün. Yani bizim bu sorunumuzu gelin, eyleme gelin, eyleme çağırın. Yani gidin, yani yüzlerce kez git, çağır çağır ve gelmediğini kendi idrakıyla de kendi sorunuyla ilgilenmediğini, umursamadığını filan deneyimliyor o süre içerisinde. Yani sen onu kapatsan ya ne işin var onlarla filan işte biz çözeriz bu işi filan desen o zaten o zaman bir gardlaşmayı doğuracak. Tersinde o bir yüzleşmeyi kendi öyküsü olarak yaşıyor. Sonra da sosyal medyadan istifa ediyor, oradan paylaşıyor. Hani şeyi, istifa şeyini fotoğrafını çekip oradan paylaşıyor, onu propaganda ediyor. Siz şöylesiniz, böylesiniz filan diyor. O iç dünyada zaten bizi bir parça tehlikeli kılan, yani o ana yerel oligarşi, oradaki yapı nezdinde tehlikeli, toplumsal yapıda böyle bir dönüşüm süreci yani yaşanıyor şeye doğru. Yani bu seni bir tür bu tarafa doğru, çünkü orada bir güç odağı olarak oradasın, artık sökülemiyorsun. Yani oradan kopartamıyorlar seni. Dolayısıyla sen orada durdukça etrafında en ufak bir şeyde her atılan, her iş koluna atılan gelip seni buluyor. Yani her sorun yaşayan gelip sorun seni buluyor. Dolayısıyla her tür sorunla sen hemhal oluyorsun. Her tür durumla haberdar oluyorsun. Daha akut bir durumda da sen ıslığı nereye doğru çalarsan oraya doğru yürüyor. Yani sonuçta İmbat Madeninde işçiler kavga etti. Bir tane amir dövdüler. O 5000 işçi şeyi işte Gökay Şakır'ın arkada bizim üyemiz mi? Değiller yani. Ama sen ne dersen onu yapar yani işçi. Yani referandum yap. Zaten %95'i seninle beraber olur. Ama sana geçemez yani. Böyle bir ilişki biçimi bu. Seni sever. Ben PTSE'nin şimdiki genel başkanıyla dolaştım şeyleri bir geçen bir iki ay önce, üç ay önce. Şimdi gidiyorum işte Trabzon'da ofta bir tane şeyde bilmem orada bir şeyde böyle bir şey merkezi. Büyük bir sempatiyle yani bunlar üyeleri değiller. Ama büyük bir sevgi ve sena. Çünkü direnmişler şey karşısında. Yani hani güç karşısında, ana güç karşısında çok yüksek saygınlıkları var. Ben şaşırdım yani çok işte
toplanıyorlar, çağırıyorlar bunlar katlesen filan falan birbirleriyle konuşmaları hani şey yapıyorum. Bir şey var yani bir o mücadeleyi yürütmüş ama diz çökmemiş yani olanlara bir dik durmuş. Atılmış işten ama ah dememiş, ağlamamış, yakınmamış. Yani insanlara karşı da bir saygı ve o bir şey şeyi görüyorsun yani bu bir hızlı şey yapsan o yine senin etrafına toplanacak seninle beraber duracak hani bunu hissettiriyor yani sana güçlü bir şekilde. Şimdi dolayısıyla burada yani final olarak toparlama açısından söyleyeyim sonra yani tartışmaya geçeceğiz. Yani burada bugün ben bu egemenlik ilişkisi ve yereldeki bu yapılaşma karşısında yani bir tür bir cepheye ihtiyaç var. Ama bu bir birlik cephesi değil. Ama bir fikir etrafında yani bir yaklaşım, bir örgütlenme, mücadele, dayanışma temelleri etrafında yani bir partinin cephesi yani gibi bir şey. Yani ama parti cephe değil yani bir tür şey. Yani bir siyasi yani proleter derinci bir siyasal gücü mayalayacak bir cepheye ihtiyacı var. Ama bu bir siyasi bayrağı da olan yani bir cepheye ihtiyaç var. Ama bu bir işte bir birlik zemini değil ama bir tür parti programı kadar da hani bir şey billurlaşmış bir zemin değil. Ama sorunu böyle koyan yani burada bu proleter yığınların bir devrim siyasal bir güce dönüştürülmesi meselesini başat yani en önemli en merkezi mesele olarak koyan politik özgürlükler mücadelesini bu proletaryanın bu taleplerini yani merkezine en merkezi yerine koyan politik özgürlükler mücadelesinin en merkezi yerine bu talepleri koyan ve bunun etrafında mücadele örgütlenme dayanışma gücü olarak ama merkezi olarak bu örgütlenme, dayanışma, mücadele sürecini planlayan, istihdam eden, yöneten, yönlendiren bir şeye ihtiyaç var. Bir cepheye ihtiyaç var diye düşünüyorum. Yani bu çünkü bu olmadan da şeyi yani bir sendikal sınırlar ya da işte kültürel siyasal yani sınırlar yani bu seçimci sınırlar ya da işte öyle bir sendikal hani işte meseleler dizinin kuşatacağı bir şey değil bu. Yani bu şey buna odaklanmış. Yani onun da ben bu dönemin özellikle emperyalizmin bu döneminin böylesi bir devrimci proleter siyasi gücü bu topraklarda şekillendirebilecek aralıklar, zeminler, yani çatlak demeyeyim de yani böyle bir şeyi olası olanak sunduğunu düşünüyorum. Yani biçimsel olarak söylüyorum tabii. Taliban'a yani Afganistan'da bu zemini yani sağlayan başka etmenler de var ama orada öyle bir güç olarak şekillenmesini ya da Hizbullah'ın Lübnan'da böyle bir güç olarak hani var olmasını, iktidara ortak olmasını falan sağlayan ya da işte PKK'nin Kürt hareketinin yani bu buralarda bu bütün bu şeye rağmen ayakta kalmasını sağlayan şeyin bu topraklarda da devrimci proleter bir siyasi gücün de şekillenebileceği, bu gücün de ayağa kalkabileceği, solu da sağı da etrafını belirleyebileceğinin zemini var, belirleyebilme olanağı var ve zemini var yani diye düşünüyorum. Dolayısıyla ben bir acil görev olarak esas meselenin böyle bir gücün şekillendirilmesi olduğunu düşünüyorum bir süredir. Yani bu biraz her geçen gün yani bir şey yaptıkça da yani dolaşıp ettikçe de temel ihtiyaç bu. Yani bu da tabii hem bir devrimcilik zemini çağrısı yani ile mümkün. Çünkü mevcutla aynı şeyi anlamıyoruz yani şey yani bu bakınca hani aynı şeyi söylemiş olmuyoruz. Mesela yani bir parlamentoda olsun birileri olur zaten her zaman olmuştu. Geçmiş bir ara Salman Kaya vardı birileri yani her zaman bir yerlerden CHP'den SHP'den yani o bir tür toplumsal muhalefetle yani bir tür köprü görevi yapan birileri çıkar. İlla hani sosyalist komünist bilmem ne hani olması gerekmiyor yani bunların belediyeleri filan. Çok mata işler de olmuyor en fazla o işte bizim Ercüment
Yani işte Fındıklı'da belediye başkanı. Şimdi nedir bunun şeyi yani desen orada en fazla yani bir düzen içi bir öyküyü güçlendirmiş. Yani burjuvaziye oradan bir soluk vermiş. Bir şey yapmış olursun yani işte maç olur. Yani ne olur yani şimdi şeyden desen orada bir toplumsallık mı var, bir şey mi var desen dersin de yakınanlar daha çok yani dersin merkeze gittiği zaman. Ama dışarıdan bakınca da insanlar övüyorlar yani şeyi. Yani sözcü de övüyor, öbürü de övüyor filan da övüyor. Ama içeri gidince orada öyle bir şey yok. Adam işte şimdi Didim'den aday olacakmış falan. Nasıl bir şey yani oluyor bu? Yani mesela neye göre olabiliyorsun Didim'den yani filan gibi. İmamoğlu da Hopa'ya bir tane işte Hopalı biri 40 yıldır gitmemiş birini atamış kayyum olarak. Bu seçilecek, muhtemelen o seçilecek. Yani gibi oluyor biraz yani işin kendisi yani diye böyle bakınca. Yani ama bu düzlemler yani komünistlere, devrimci komünistlere ait düzlemler olmaması gerekir. Yani bunun ayrışması lazım. Yani burada bu esas mesele bu ve burada bir çaresizlik var. Ve bu çaresizliği yani biz dün evvelsi gün işte Isparta'da işte Eğridi'nin işte bir Pınar Pazarı şeyinde bir grup mermer işçisiyle oturduk. Ya şimdi şeyi görüyorsun yani böyle sömürü böyle bir vurmuş böyle hayatlarını tarumar etmiş yoksulluk falan yani o dokuzunun da yüzünde o şeyi görüyorsun. Yani bu kadar bu şey çökmüş omuzlar falan olmuş. Hiçbir asgari ücretle çalışıyorlar. Mermer yani burası bir de. Yani en ağır iş yani böyle bir şey. Ve iş kazaları ve anlattıkları hikayeler. Ama ne yapalım diyor. Yani. Sonuçta ki artık tarım yok, şu yok, bu yok. İşverenler mermer ama inşaata çevirmiş. Yani mermer olacağı ama maden yani o büyük 5-6 tane işletmesi var. Hepsinin farklı işletmeleri. Ondan da haberi yok yani şey. Sendika kötü bir şey midir diyor, iyi bir şey midir diyor. Yani şimdi böyle bir kapatılma, yani sen girmediğin sürece, ulaşmadığın sürece ona dokunma olanağın, konuşma olanağın yok. Böyle silahlandırmadığın sürece, yani işte agrobay, şimdi tarım yani alandaki mesele. Şimdi uğraşmasan, yani o yani havzada öyle bir uğraşın olmasa, orada öyle bir örgütlenme de olmaz yani. Maden örgütlenmesi olmasa tarım örgütlenmesi de olmaz. Yani ya da tarım örgütlenmesi olmaz. Yani o ona birbirini pekiştirir. Yani böyle işler. Ama bu bir odaklanma gerekir. Yani bu yok imkansızlıklarla, parasızlık, şeysizlik. Şimdi bizim bir de cinsliğimiz, şimdi projeye karşıyız, fona karşıyız. Şimdi diski eleştiriyoruz, onu eleştiriyoruz, bunu eleştiriyoruz. Eleştirince sosyalistler de alınıyor. Onlar da bir şey yapıyor. HDP kapıyı kapatıyor. Yani seçimde tamam HDP'ye oy veriyoruz ama HDP kapıyı kapatıyor. Yani şimdi öbür yani CHP'yi eleştiriyorsun. CHP hani kapıyı kapatıyor. Şimdi belediyelerde şimdi işçiler falan böyle davranıyor. Şimdi ne olacak? Yani şimdi bunları yapmasan da yani şey durduğun yeri tanımlamakta bir güçlük çekiyorsun. Çünkü o bir ikilik oluşturuyor. Onu işçi de görüyor yani şeyden. Yani işçi görüyor. Yani diske baktığı zaman CHP belediyelerindeki işçilerle öyle şeysiz gösteriler yapan bir topluluk, fikir grubu gibi, bir kültürel oluşum gibi bakıyor. Çünkü kendisi kendi hayatıyla ilgili değil. Bir de şöyle örnekler var, onu deyip kapatayım. İşte Çimsataş'ı biliyorsunuz yakından, Konya kent var. Bak biz Konya'da, bu önemli bir şey, yani bir, hani bir Konya'da ana yolu kapattık, o şeyler kestik Ermenekli madencilerle. Neyse, kavga, kıyamet, işte emniyet müdürü tehdit, şu bu falan dedik yani kent merkezinde de yapacağız. Üç noktada yani bir fabrikanın önünde de yapacağız. Buraya onun için geldik. Yoksa şey, pazarlık, iki saat kapattık yolu. Adam tamamı ikna oldular. Yani yer gözaltına aldı yani. Sonra gittik fabrikayı kuşattık. Yani o işler bitti geldi diye bölükler birbirine karışınca fabrikayı kuşattık. Neyse adamların aşağılık olduğu terörle mücadele, emniyet müdürü, güvenlik şube müdürü de bizim görüşmeyi izliyor. Yani işverenle yürüttüğümüz görüşmeyi izliyor. Kadın mühendis var Emel. Kız yani kendi yaşadığı hani o ücretleri alamamaktan sürekli kaynaklı kadın yaşadığı travmayı hani anlattı. Tabii ağlayarak anlattı yani. Ben dedi orada yani elbiselerimi keserek yani adet gördüğümde onu kullanmak durumunda kalın param yoktu. Sabah aç kalmayalım diye dua ediyordum filan gibi bir hikaye yani. Adamlar orada karşımızda da böyle şeyler duruyor. Ben şeyden çıkarken kapıdan hani biz toplantıyı yarıda kestik. Bak adamlar böyle şey o bu beyaz riyakar hani yavşak hani tırnak içerisinde söylüyorum hani o tutumu sürdürüyorlar. Hani dedi, kalkalım yani bu şeyi çıkalım. Emniyet müdürü böyle arkamdan koşarak geldi. Vurdu sırtıma başaran ne yaparsanız yapın dedi. Geçti yani hızlıca. Yani böyle bir şey yani onlar manzara yani kendileri kendi açısından ama nadir çıkar tabii adam böyle bir emniyet müdürü öyle demez tabii yani. Şimdi adam o
Yani o manzara ve onlar açısından öyle bir. Oradan sonra bizi işte Ermenekli madencileri bir grup işte içinde Ermeneklilerin de olduğu Konya'da yaşayan metal işçileri aradılar. Dediler filan biz işte örgütlenmek istiyoruz. Sizin sendikayı yok dedik. Ya bizim sendika maden. Yani bu siz metalde örgüt. Metalde de işte Birleşik Metal var yani. Şimdi Birleşik Metal'e yönlendirdik. Dedik böyle böyle önemseyin. Şey yapın bak bu Konya'nın büyük en büyük fabrikası. Kent var. İşveren çok zenginleşiyor. Bilmem ne yapıyor. Bir dolayısıyla bir rabıta kurun ve bu sizi burada hani şey yapar. Yani ihya eder. Neyse abi çocuklar çoğunluğu hani sağladılar yüksek oranda hızlıca ve şey o arada içeriye kapandılar. Yani şey çünkü telefonla görüşmüşüz dedik yani şey yap yani eğer yetkiye itiraz ederse 3-4 yıl 5 yıl sürüyor sonra sizi orada elerler yani zaten işinizi bitirirler. Siz toplu kapanın çıkmayın. Şimdi çocuklar tabii kapanıyor telefon açtılar dedim kapanın asla çıkmayın yani şeyden. O ara tabii sendika şube başkanı geliyor, sendika yöneticileri geliyor. Emniyet müdürü bir yandan tehdit ediyor, şube başkanı bir yandan tehdit ediyor. Dışarı çıkartmak için şeyi. Tek apeli bir Deniz diye bir çocuk şube başkanı. Çimsataş'taki şube başkanı da aynı çocuk. Yani şimdi gelelim filan dedim. Çıkmayın çıkmayın ama şey hani o tehdit yok. Sendika üye olduğu sendika yani üye olduğu sendika emniyet müdürü. Şimdi o dışarıdan giden sosyalist çocuklar da aynı hani şeyi manzaraya şahit oluyorlar. Tabii çıktı. 145 kişiyi attı işveren tık diye. Eşiği çıkarttı. Ne olacak? Kapıda 3-5 gün tuttular. Ya genel başkan gelecek, arzu başkan gelecek diye. Ya size işte sendika 750 bin lira para verecek ayda. 750 bin liraya o çocuk nasıl geçinecek yani sendika yani biraz doğru düzgün yani kapıda da direnecek de 750 bin lirayla geçinmesi yani olanaksız 750 lirayla. Tabii o da dağıtmak üzere söylüyorlar tabii en azından. Tabii işte bu şey Konya Meydanı'nda bir açıklama yaptı Arzuhan gitti. Sonra da direniş bitti. Sonra o çocukları şimdi halen orada metal iş kolunda kalifiye işçiler iş bulamadılar. Herkes başka yerlere taşınmak zorunda kaldı. Sen şimdi daha Konya'da örgütlenebilir misin abi? Konya'da hani işte başında devrimci olan hani bir şeye dair bir şey geliştirebilir misin? Böyle bir şey yapabilir misin? Yani? Yok yani şimdi işte, zemin işte al sana yani doğru düzgün olsa. Aynı şey Renault işçisi geldi abi işte Türk Metal'de diske geldi ama disk koruyamadı bunu. Tutamadı. Yani devlet tam operasyon çöktü bilmem ne yaptı ama cesaretle karşısına çıkıp ya yani bir tane şey yani yapmadılar yani bir tane ufak nedir? Şey bir tane bir 765'li havaya bir hani Türk Metal havaya bir tane bir sendika başkanı kurşun atacak en fazla 3 ay kalacak ceza yani. Bu kadar yani havaya yani şeyde. Yani simgesel açıdan söylüyorum. Bak bunu bile göstersen geri duracak yani işin öyle bir şeyi yok. Çünkü işçi senin çünkü o işçi diske diyorlar ki az diske üyelik işte askere kurşun demektir. Ona aidat vereceksiniz. Bilmem ne yapacaksınız. Şudur, budur hani filan. Yani o bütün o milliyetçi muhafazakar söyleme rağmen hani gidiyor. Ama sen bunu tutacak cesaretin bile yok. Korkaksın yani. Korkaklarla kimse beraber yürümez. Yani bunu şey yapmaz yani. Beraber yürümeyi tercih etmez. Geri döndüler. Demek ki gelebiliyorlar. Yani bu demin olanak nerede kısmına dair. Demek ki insanlar yani devrimcilerle, sosyalistlerle beraber yürümek konusunda bir şeyleri yok. Çimsataş'taki yaşanan şey de o. Karaman Kazan'da Kazan'da 700 işçi olmuştu Kazankaya'da Birleşik Metal'e. Ya şimdi gitmiş hani orada bir şeyde şey canlı yayında yarıyor. Polis girmiş tezgahları dolaşıyor. İşçilerin telefonlarını alıyor. Yani bak sendikacılar kapıda. Şeyleri yani gelmiş bir tane emniyet amiri artist sivil böyle bağırıyor çağırıyor bunlara sendikacılar ileri sürüyor filan. Orada da şeyleri topluyor milletten istifa ettiriyor. Şimdi işçi Facebook'tan izliyor sendika önderlerinin nasıl davrandığını. Yani biraz duruyor sonra mecburen onlar böyle bir geri geri çekilince o da geri geri yani istifa ediyor şeyden. Dolayısıyla şimdi Karaman Kazan'da bir kazan gibi bir yerde bir halka yakalamışsın. Dik duracaksın o emniyet müdürüne bir tane çakacaksın. Seni en fazla 3 tane şey alacaksın gideceksin. İşte sana ne lan diyeceksin yani seni neyi ilgilendiriyor bu yani. Sen hayırdır yani. Ya onu o cümleyi kursa bir tanesi yani vurmasına da gerek yok. Cümlesini kursa yani çekil lan buradan hani dese şey bitecek ya. Yani durum bitecek ya. Ama bu cesareti gösteremediği için de işçi de onu izliyor. Yani bunlar burada demin anlattığım güç ilişkileri meselesi nedeniyle, o kuşatılma nedeniyle de biz en iyisi eskisi tip sessiz sessiz devam edelim diyorlar. Burada keseyim. Yani bunun böyle yüzlerce örneği var. Evet.